Gençler selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. 11. sınıf trigonometrik konularında dik üçgende trigonometrik oranlara başlamıştık. Bugün sizinle birlikte ikinci dersine hemen geçelim arkadaşlar. Sözü uzatmıyoruz. Ders başlasın. Derse başlamadan önce bir muhteşem üçlü yapalım. Beğenip yorum yapıp abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi 8. soruyu çözmeyeceğim önce. Öncesinde bir bilgi vereceğim. Bu bilgi benim için çok önemli. Sizin için de çok önemli. Özellik şu. Bir tane üçgen çizdim güzel insanlar. Tabi birden fazla çizeceğim. Şöyle gelin hepsini çizeyim güzel insanlar. Hatta şöyle şunu da çizelim. Sonra geldik şuraya güzel insanlar. Bunlar bizim için önemli olan kısımlar. Bilmenizde fayda var. Mesela güzel insanlar Geldim şuraya bir tane 90 koydum. Şuradaki açım x oldu. Şurası bir birim. Eğer ki burası bir birimse bunun her zaman karşısı sinüs x'tir. Bunun her zaman komşusu kosinüs x'tir. Bunu böyle bileceksin. Bak bunu böyle bileceksin. Sebebi sen buraya a dersen karşının hipotenüse oranı a bölü 1 neye eşitti? Sinüs x'e. Yani senin a dediğin uzunluk bak sinüs x çıktı. Şimdi geldik. Bunu bir tık genelleştiriyorum. Genelleştirme şu. Ben buraya x yazarsam senin hipotenüsün k ise k dediğin artık birin dışında başka bir sayıysa 2 ise 3 ise 4 ise 5 ise 6 ise her neyse burası bu sefer k çarpı sinüs x olacak. Burası k çarpı kosinüs x olacak. Hocam bunu bir örnekle göster bana ki ben daha detaylı anlayayım. Ben geldim sana şuraya 4 yazdım. Eğer bura 4 ise bunun karşısı 4 tane sinüs x olur. Bunun komşusu 4 tane kosinüs x olur. Bunu böyle bileceksin. Lütfen. Bunu böyle bileceksin. Şimdi geldim şuraya güzel insanlar. Burada bir 90'ım var. Şuraya geldim x yazdım. Eğer ki bu sefer senin komşun 1 ise karşın her zaman tanjant x'tir. Adın gibi bilinecek. Bak, adın gibi bilinecek. Başka yolu yok güzel insan. Bu böyle bilinecek. Peki ben sana bir şey daha öğreteceğim. Birin karesiyle tanjantın karesinin toplamı sekant kareydi. O yüzden burası da her zaman sekant x. Bu bunun için daha önemli bir şey. Yani şunlardansa şu daha önemli. Peki ben bunu başka nasıl bulabilirim hocam? Ben bir artı tan karenin sekant kare olduğunu bilmiyorum. Daha farklı nasıl yapabilirim? Ben buraya k derim. O zaman bu üçgende 1'in. K'ya oranı 1 bölü K dediğin şey neydi? 1 bölü K tabii ki kosinüs X'ti. Sonuçta komşunun hipotenüse oranı. O zaman kosinüs aşağı K yukarı çıkarsa 1 bölü kosinüs X ne olur? Tabii ki bak K gelir. E 1 bölü kosinüs neydi? Sekanttı. Al sana önemli bir bilgi daha. Bileceksin bunu. Adın gibi bileceksin. Geldim sonuncusuna. Buraya bu sefer Karşıya bir yazdım. O zaman burası komşusu kotanjant x olmak zorunda. Ve şurası da güzel insanlar kosekant x'tir. Lütfen ama lütfen bileceksin bunu. O zaman 4 tane çok güzel yeni şey öğrendin. Yeni şey öğrendin. Şimdi gelin hemen sorumuza geçelim güzel insanlar. Örnek 8'e baktığım zaman burada ABC bir tane dik üçgen güzel insanlar. Dik dikler verilmiş. AB 1 santim. X gösterilmiş soru üstünde. Bizden istenen bu X'in alfa türünden eşiti. O zaman hocam ben şöyle bir yol izliyorum. Bak şöyle bir yol izliyorum. Geldiğimde dikkat ettiyseniz şurada bir varsa buranın kosinüs alfa olduğunu biliyorum. Peki buranın sinüs alfa olduğunu biliyorum. İki yolla yapabilirsin. Dikten dikinmiş. O zaman burada öklit var. Bak öklit. Öklit neydi? Ben buraya h dersem, buraya p dersem, buraya k dersem h kare eşittir p çarpı k'ydı. h dediğin sin alfa karesi sin kare alfa gelir eşittir. Burası kos alfa geldim yazdım. K yerine de x yazdım. O zaman aradığım x değeri sin kare alfa bölü cosüs alfa gelir. Bu birinci yol. Şimdi geldim ikinci yola. Artık işin içinde bir benzerlik yapacaksın. Burası alfa mı? Geldim şuradaki açıya beta yazdım güzel insanlar. Alfa ile beta'nın toplamı 90'dı. Bura betaysa şuradaki parça alfa olmak zorunda. Şimdi iyi dinle beni. Bak çok iyi dinle Şimdi ben bu soruda hemen şunu yapacağım. Karşının bak karşının komşuya oranı ikinci yol olarak şuraya yazıyorum. İyi izleyin. Karşının komşuya oranı k bölü sinüs alfa neye eşitti güzel insanlar? Tabii ki tanjant alfaydı. O zaman k dediğin yani x dediğin şey senin aslında neye eşit? K demeyelim oraya gelin eşit olan x'i yazalım. Sin alfa çarpı tanjant alfa gelecek. E hocam bunlar birbiriyle aynı şey değil. Burası farklı çıktı. Hayır, aynı şey güzel insan. Çünkü sen buradaki sin kareyi sin alfa çarpı sin alfa yazsan altında kosinüs alfa var. Sinin kosa oranı ne? Tanjant alfa çarpı sin alfa bak aynı şey çıktı. Lütfen ama lütfen uzunlukları Trigonometrik ifadeler türünden yazmayı bilmek zorundasınız. Bak zorundasın. Çünkü ÖSYM çok seviyor. Hemen lütfen geçmek istemiyorum. Pekiştirmek istiyorum bunu. Mesela benim elimde bir üçgen var. Geldim güzel insan. Şuraya 90 yazdım. Şuraya x yazdım. Ben buraya 3 yazarsam o zaman burası komşu olduğu için 3 tane kotanjant x olacak. Buradaki özelliklerden sonuncusunun ne yaptık? Genelleştirilmiş halini yaptık. Peki hocam bu 3 kotanjant nereden geldi? Sen buraya k de komşunun karşıya oranı, komşunun karşıya oranı kotanjant x'ti. Bak aradığın k sayısı 3 tane kotanjant x geldi. Sen de zamanla benim kadar bu konuda pekişeceksin. Yani hızlı bir şekilde yol alacaksın. Mesela bir örnek daha yapalım güzel insanlar. Geldim, hemen bir tane üçgen çizdim ve şuraya geldim, x açımı yazdım. Bu sefer burası 4 oldu. O zaman bunun karşısı dört tane tanjant x'tir. Direkt bunu yazabilirsin. Nasıl yaptım hocam? Hemen geldim buraya m dedim. m'nin dörde oranı karşının komşuya oranı neydi? Tanjant x'ti. O zaman aradığım m sayısı 4 tane tanjant x geldi. Lütfen ama lütfen bunları böyle bileceksin. Bak şu var ya şu bildiğin ilaçtır şu ilaçtır. Bu bilgi önemlidir. Bu bilgi önemlidir. Şimdi geldik tekrar sorumuza. Sorumuzu iki farklı varyasyondan yaptım. Biri öklitten, biri ise benzerlikten. Benzerlikten nasıl yaptık? Şuradaki açımız alfa ise şura beta, şura alfa oldu. O zaman şurayı sinüs bulduk. Karşının komşuya oranı tanjant alfaydı. Soru bitti. Şuradaki k'yı da silelim. Gelin oraya biz x yazalım. Çünkü bizden x istiyordu. Fark ettiyseniz ben buraya k yazdım. O yüzden öyle bir kez yazdık orayı. Tamam mı? Geçtik. Örnek 9'a. Şimdi örnek 9'a baktığımda yine şekilde o merkezli birim çember var. Bak birim çember. Burada birim çemberde burası benim için önemli. Yarıçap bir birimdi. Peki ABC bir üçgen. Diklik verilmiş burada bir oran var. Emre hocam gelin o oranı bir kullanalım. Gel sakın buraya bir deme. Yamuluruz. Sen buraya bir dersen bu nasıl birim çember olsun? Birim çemberin tamamı bir birimdi. O yüzden ne yapacaksın? Artık işte bak bu uzunluğu bildiğin için harf türünden yazacaksın. Harf türünden. Geldim buraya K dedim. Yazdım. O zaman OH'ın tamamı 2K çıktı. O zaman şura ne oldu? 3K geldi. Şimdi burada Önemli bir özellik var. O özellik ne? Bir çember çizdiğinde. Şurası diyelim ki senin çapın. Tamam mı? Ve şuradan olsun. Bak, birincisi böyle olsun. Sonra rengini değiştirelim güzel insanlar. Bir tane de şöyle yapalım. Tamam mı? Fark etmiyor. Yeter ki çapı görsün. Çapı gören çevre açı her zaman 90 derecedir. Bunun konumunun hiçbir önemi yoktur. İstersen şuradan çiz güzel insan. O da yine 90 derecedir. O zaman şurası AB dediğim kısım benim çap olduğu için şuradaki açı 90 derece olacak. Olmak zorunda. O zaman geldim hemen buraya 90 yazdım. Gözümde yine hemen bir şey canlanıyor. O da şu bir üçgen var. Bu üçgenin özelliği şu. Sen bir dik atmışsın ama bu diki dikten atmışsın. Yani öklit var burada. Burası H, burası P, burası K. Geldim bak gösteriyorum dikten dikinmiş. O zaman H kare P çarpı K'ydı. Hemen onu yazıyorum ve gelip sorumu bitiriyorum. O zaman ben burada şu uzunluğa M dersem. M'nin karesi eşittir. Çarpalım güzel insanlar. 5K ile K'yı. O zaman burası ne olacak? 5k çarpı k gelecek. m kare eşittir 5 k kare. Ben m'yi arıyorum. Mecburen her iki tarafın kare alacağım. Burada m geldi. Burada k dışarı çıktı. 5 çıkamadı. O zaman kök 5k geldi. Artık şu m'yi sildim. Buraya geldim. Kök 5k yazdım. Benden istenen şu üçgende güzel insanlar tanjan değeri. O zaman tanjant alfa neydi? Hemen yazıyorum ben sizin için. Tanjant alfa karşı bölü komşuydu. O zaman kök 5K bölü 5K. Burada K'lar birbirini götürdü. Cevap kök 5 bölü 5 geldi. Güzel insanlar. Olay bundan ibaret. Peki ne öğrendim? Hatta daha doğrusu ne hatırladım diyelim. Çapı gören çevre açı 90 derece. Ne hatırladım? Öklit'i h kare eşittir p çarpı k'yı. Şimdi geldim bir sonraki soruma. Şimdi burada bir tane küpüm var ve bu küpte hatırlıyor musunuz? İsimleri bilmek zorundasın. DB bak DB istersen yaz. Yüzey köşegeni. Hatta şöyle yazalım. Yüzey köşegeni. Şuradaki güzel insan EB de cisim köşegeni. Cisim köşegeni. Geldim hemen CK yazdım. Şimdi CK deyince coğrafyanın kodları <laughs> kanalı geldi aklıma. Hocam da gerçekten efsane ders anlatıyor. Şimdi burada biz hemen sorumuza bakalım. A, B, C, D, E, F, G küpmüş. Ve şurada alfa açımız var. Kosinüs alfa kaçtır demiş bak. Kosinüs alfa. Şimdi küp ya. Sen buna kendin kenarına bir uzunluk diyebilirsin. Tamam mı? Ne yapalım? En sevdiğimiz sayı tabii ki 1. Geldik şuraya 1 yazdık. Şuraya geldik 1 yazdık. Şuraya geldik 1 yazdık. Şimdi sonuçta küp dediğin şey 6 tane özdeş kareden oluşur. Yan ayrıtları, yan yüzeyleri. E, o zaman şuradaki tabanın senin bir kare. Bak şu tabanın kare. E, karenin bir iç açısı kaç derece? 90 derece. O zaman burası 1. Bir. Burası 1 ise gelin db'yi bulalım. E, nasıl bulacağım? Hemen hocam şöyle o üçgeni buraya çizip bitireceğim. Bak gösteriyorum. Şurası A'nın olduğu yer. Şurası D'nin olduğu yer. Şurası B'nin olduğu yer. Bura 1, bura 1. O zaman şurası ne? Kök 2. Geldim DB yerine kök 2 yazdım. Bura kaç? 1. Şimdi bak sonuçta benim şuradaki yüzeyim her zaman senin şuradaki... Bak gösteriyorum güzel insan. Tabanına diktir. Bak şu tabana her zaman dik olmak zorundadır. E o zaman güzel insan... Geleceksin şuraya 90'ı yazacaksın. O zaman yeni üçgeni şöyle bir üçgen oldu. Gel hemen onu bana göster Emre hocam. Tamam o iş bizde. Geldik şuraya D yazdık. Şuraya E yazdık. Şuraya B yazdık. Şurası 90. Şura 1 bir birim. Şura kök 2 birim. Benden istenen yer tabii ki kosinüs alfa. Şuradaki alfa açısı. E mecburen hipotenüsü bulmak zorundayım. Geldim oraya ne diyelim arkadaşlar? A diyelim. O zaman A kare eşittir. 1'in karesi 1, kök 2'nin karesi de 2. A'nın karesi eşittir 3. A burada ne geldi? Kök 3 geldi. O zaman şunu sildim. Geldim buraya kök 3 yazdım. Şimdi kosinüs alfa. Kosinüs alfa komşu bölü tabii ki hipotenüs. O zaman kos alfa eşittir kök 2 bölü kök 3. Yani kök 3 ile genişletirsen kök 2 çarpı kök 3 bölü kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. Cevap kök 6 bölü 3 geldi. Şimdi hocam ya burada uzatmadınız mı? Evet uzattım ben farkındayım ama amacım yeni başlayanlara bu işi öğretmek. Sen diyelim ki bir tane küp çizdin tamam mı? Şöyle geldim hemen küpümü çizdim ve bu küpün bir ayrıtı A ise yüzey köşegeni A kök 2'dir. Cisim köşegeni A kök 3'tür. Bu küpte böyle bilinir. O yüzden şurası direkt 1'in kök 2 katı, burası 1'in kök 3 katıydı. Böyle de yapabilirdin. Bak tekrar söylüyorum. Biz A'yı 1 aldık ya. O zaman senin yüzey köşegenin direkt 1 kök 2'den kök 2, isim köşegeninde 1 kök 3'ten kök 3 gelirdi. Böyle bil. Geldim. Hemen bir sonraki kısma. Trigonometrik oranlardan biri verilip diğeri sorulduğunda hemen diyoruz ki dik üçgen çizilerek sonuca gidilir. Örnek verelim. Mesela diyelim ki benim elimde bir tane üçgen var. Ve birinci bölgede çalışıyorsun şu an. Bir de. Unutma. Bir de. Başka bölge yok şu an. Ve şuradaki açıya x dedim. Tanjant x eşittir 3 bölü 4. Geldim. O zaman karşıya 3 yazdım. Komşuya 4 yazdım. Hipotenüse 5 yazdım. E peki ben şimdi artık kimi de bulabilirim? Sinüs x'i de. Kimi de bulabilirim? Kosinüs x'i de. Sinüs x 3 bölü 5 yazdım. Kosinüs x 4 bölü 5. Tekrar söylüyorum. Birinci bölgedeyiz. Önemli. Çünkü başka bölgelerde olsa bunların değerlerinin negatif gelme ihtimali de var. Anlaştık mı? O yüzden gelin şimdi sorular üstünde gösterelim. Kaçıncı bölge? Birinci bölge güzel insan. Birinci bölgede bütün trigonometrik fonksiyonlar pozitif. Kotanjant x neymiş? 4 bölü 3. Benden bu toplamı istemiş. Geldim. Hemen üçgenimi çizdim. Üçgeni çizdikten sonra 90'ı yazdım. Açımı yerleştirdim. Harf de verelim. A, B, C olsun. O zaman kotanjant komşu bölü karşı. Komşu bölü tabii ki karşı. O zaman benim komşum 4, karşım 3, hipotenüsüm 5. Benden istenen sinüs x, x. x artı kosinüs x. Konuşamadık. Sinüs x artı kosinüs x. Sinüs ne? Baktığın zaman karşıda 3 hipotenüs de 5. Karşı bölü hipotenüs 3 bölü 5. Geldim yazdım. Kosinüs x o da komşu bölü tabii ki hipotenüs o da 4 bölü 5. Onu da geldim yazdım. Cevap ne çıktı? 7 bölü 5 geldi. Güzel insanlar. Ne yapalım? Geçelim bir sonraki soruya. Ben bir yudum. Tabii ki şöyle çayımızdan alalım güzel insanlar. Yeni bir soruyla karşınızdayız. Soruya baktığımız zaman önce bölge. Önce bölge. Bunu unutmayacaksın. Birinci bölge. Birinci bölgede bütün trigonometrik fonksiyonlar pozitif olduğu için çok rahat ediyoruz. Her şey böyle. Hiçbir şeye bakmıyorsun. Ne işarete bakıyorsun ne bir şeye bakıyorsun. Direkt böyle sonuca gidiyorsun. Birinci bölgenin güzelliği bu. Burada bir ifade var. Burada bizden istenen kosinüs alfa ile kotanjant alfanın çarpımı. E mecburen ben ne yapacağım? İçler dışlar çarpımı yapacağım. Yapalım. 2 ile 1'in çarpımı hatta şöyle yazalım. 2 çarpı 1 eksi sin alfa. Şöyle yapalım ki genellikle unutuyorsunuz. E 1 ile çarpmak bir şey değiştirmez. Direkt 1 artı sin alfa yazdık buraya. Bura ne oldu? 2 eksi 2 tane sin alfa eşittir. 1 artı sin alfa geldi. Attığın karşıya bir kaldı. Attım buraya. Sin alfanın yanına bir de iki tane sin alfa geldi. O zaman ne oldu burası? Şöyle hatta yazalım. Bir türlü yazamadım ama bir tane sin alfanın yanına iki tane daha sin alfa geldi. O zaman sonuç olarak 3 tane sin alfa eşittir 1 oldu. Buradan sinüs alfa ne gelir güzel insan? 1 bölü 3 gelir. Bak sinüs alfa 1 bölü 3 ya. Bizden kosinüsle kotanjantı bulmamızı istemiş. Mecburen üçgen çizeceğim. Hemen üçgenimi çizdim. Şuraya geldim 90'ı yazdım. Şuraya geldim alfayı yerleştirdim. Sin alfa karşısı 1 hipotenüsü 3. Hocam burayı nasıl bulacağım? Burası biraz pis pis Nasıl bulacağız? Tabii ki Pisagor teoremi. 3'ün karesi 9. 1'in karesi 1. M'nin karesi m kare. 8 eşittir m kare. 8 dediğin şeyin karekökünü alacaksın. Ve bu dışarıya 4 çarpı 2'den 4 dışarı çıkarsa 2 kök 2 gelecek. M'yi artık siliyorum. Onu buldum. 2 kök 2 geldi. Peki sinüs harifayı bulduk. Yerine yazdık. Sonra diğer kenarı da bulduk. Artık istenenleri bulabilirim. Kosinüs alfa. Komşu bölü hipotenüs. 2 kök 2 bölü 3. Geldim buraya. Kotanjant alfa. Komşu bölü karşı 2 kök 2. O zaman 2 kök 2 ile 2 kök 2'nin çarpımı Tabii ki 8. Çünkü karesini alıyorsun. Bak burada zaten yazmışız. Hemen aşağıda da 3 var. Cevap da ne geldi? 8 bölü 3 çıktı. Güzel insanlar. Olay bu şekilde. Geldik. Hemen önemli bir notumuza. Çok önemli. Yani çoğu kısımda ilerleyen kısımlarda trigonometrik denklemlerde toplam farkta yarım açıda kullandığımız önemli bir özellik. Özellikle şu. Eğer ki ölçüleri toplamı 90 veya pi bölü 2 radyan olan iki açıdan birinin sinüsü. Tabii ki ben burada sırayı hatırlamıyorum. Diğerinin şurası daha uzun olduğu için şöyle dedim. Kosinüsüne, kosinüsüne birinin tanjantı bu daha kısa. Diğerinin kotanjantına peki kotanjantına yine aynı şekilde birinin sekantı güzel insanlar. Diğerinin kosekantına o yüzden herhalde sığmamış şöyle yapalım kosekantına eşittir güzel insanlar peki sinüs x kime eşit toplamları 90 olacak o zaman x ile y'nin toplamı 90'sa, 90 x'i 90'a tamamlayan y olduğu için buraya geleceksin kosinüs y yazacaksın tanjant x kotanjant y sekant x kosekant y ya hocam bu çok itici ya ben anlamadım diyenlere bak örnek veriyorum birbirine 90'a tamamlayacak. O zaman sinüs 10 derece, kosinüs 80 e eşit. Bu kadar. Olay bu. Ya da tanjant 15 derece neye eşit? tanjant 75 derece 90'a tamamlıyor. Ya da işte ne söyleyeyim size? Kosinüs 40 derece neye eşit? Sinüs 50 dereceye eşit. Bunları şöyle de yapacaksın ama bak bunu da bileceksin. Sadece sayılar üzerinden değil. Şunu yazacaksın. Sinüs 2x artı 10 derece. Bu neye eşit? İşte önemli olan bunları yazabilmek. Bunları yazdığın zaman zaten sen mükemmel olacaksın. Bak iyi izle şimdi beni. Burada 10'u 90'a tamamlayan 80. Bunu yazdım. Şu an 90'dan fazla oldu. Çünkü 2x var ya. Onu da yok edeceğim. Bak böyle. Şimdi sizden istediğim şey şunların ikisini toplayın. Bak 90 yapıyor. Peki farklı sorular var mı hocam? Var. Mesela şöyle yazsam. 7 alfa eşittir 90 derece. 7 alfa. O zaman sinüs 2 alfa kime eşit? Bunu bilmek zorundasın. Benim öğrencim bunu bilecek. 2 alfayı 7 alfaya tamamlayan kimdir? 5 alfadır. O yüzden burası kosinüs 5 alfaya eşit olacak. Ya da tanjant 3 alfa kotanjant 4 alfaya eşit olacak. Lütfen bak lütfen şunu not alıyorsun. Tamam mı? Kullanacaksın ilerleyen kısımda. Unutma. Geldim. Hemen sorumuza. 6 tane sinüs 29. Artı 2 tane kosinüs 61. Bölü 3 tane kosinüs 61. Eksi sinüs 29. işleminin sonucu nedir? Ben şunu biliyorum. Kosinüs 61 dediğin ifade neye eşit? Tabii ki sinüs 29'a eşit. O zaman geldim şuradaki yere sin 29 yazdım. 6 tane sin 29 var. Bir tane daha sin 29 geldi. Hatta 2 tane geldi. Çünkü başındaki katsayı 2. Geldim buraya güzel insan. Derece sembollerini koydum. Hemen şunları da 29'a çevirelim. Kos 61. O zaman 3 tane sin 29 geldi. Eksi 1 tane sin 29 var. Canlarım ne dikkatini çekti? Üst tarafta 8 tane sin 29 oldu. Şimdi alt tarafta da iki tanesin 29 oldu. Çünkü farklarını aldın. E bunlar birbirini ne yaptı? Götürdü. Götürdükten sonra da sonuç olarak 8 bölü 2'den 4 geldi. Hocam ya 29'a çevirdik ya 61'e çeviremez miydik? Çevirirsin güzel insan. Değişen bir şey olmayacak da. Aynı yere geleceksin. Olay bu. Geldim. Benim son soruma. Şimdi burada sayılara baktığın zaman tamam Biraz böyle gözün korkuyor olabilir. Korkma. Çok basit. 20 ile 70 arasındaki ilişkiyi gördün mü? Birbirini kaça tamamlıyor? 90'a. O zaman ben şunu biliyorum. Sin 70 dediğin ifade kime eşit? Kosinüs 20'ye. Peki o zaman sin kare 70 neye eşit olacak? E sen bunun karesini alırken bununkini de mecbur alacaksın. O da kosinüs kare 20'ye. O zaman canlarım şuranın eşiti ne oldu? Şöyle bir şey geldi bak. Sin kare 20. Geldim yazdım o zaten duruyor. Sin kare 70 yere eşitine ne yazacakmışız? Cos kare 20. Geldim. Hemen onu maviyle yazmak istiyorum ki çünkü yeni bulduk onu. Geldim. Hemen güzel insan böyle çizgimi attım. Şimdi 180'i 5'e bölersen kaç gelir? 36. 180'i 10'a bölersen kaç gelir? 18. 3 ile çarparsan 54. Şimdi burası bir tanjant 36 olarak yazalım. Buna bir dokunmadık. Şimdi tanjant 54 kime eşit? 90'a kim tamamlıyor? 36. O zaman kotanjant 36'ya eşit. E peki geldim buraya kotanjant 36 yazdın. E hocam ben ne biliyordum? Tanjant x ile cotajant x'in çarpımının 1 olduğunu biliyorum. E bak buradın sonucu ne geldi güzel insan? 1 çıktı. Hemen geldin altına 1 yazdın. sin kare 20 ile cos kare 20'nin toplamı da 1 geldi. 1/1'den bir sonuç 1 çıktı güzel insanlar. E bu sorunun çözümü de böylelikle bitti. Sizden ufak bir isteğimiz var. Lütfen beğenip yorum yapıp abone olmanız. İkincisi sıkıntı yaşadığınız yeri dakika ve saniyeyi yorumlara ekleyip sorarsanız cevap vereceğim güzel insanlar. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz. <laughs>